Allah'ın önünde elini açmayı bil, ona dua etmeyi bil. En başta da ne iste biliyor musun? Basiret iste, şuur iste. Şuursuz Müslüman olmaktan Allah'a sığınırız. Celle Celaluhu. Huu. Ne dedi, ne buyurdu şeyhimiz? Türkiye'de yaşıyorsanız kardeşim, ulil emr olan, idare sahibi olan zat size bugün Ramazan diye başladı dediyse, senin ona tabi olma ile mükellefliğin vardır. Avustralya'da birileri Ramazan'a başlamamış. Bilmem nerede birileri başlamamış. Bunlara bakmayacaksın sen. Bunlara bakmayacaksın. Ulil emr ne dedi? Emir sahipleri. Bir yanlış varsa bizle alakası yok. Onların vebali. O vebali takınanlar, üzerine alanlar bize demiş ki bugün Ramazan'dır. Evet biz başlıyoruz Ramazan'dır Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Buna dikkat edeceksiniz. Ondan sonra bir Seyyid Efendi arkadaşımız var. Muhammed Bütün Hoca da çok güzel bir noktaya parmak basmış. ondan da nakletmek istiyorum. Ne demiş biliyor musunuz? Araplar çıkmış bize diyorlar ki biz hilali göremedik. Burnunun ucunda diyor. Müslüman kardeşlerinin katledildiğini göremeyen hilali nasıl görsün? Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Filistin'de Müslümanlar katlediliyor. Neyle katlediliyor? Kimin parasıyla katlediliyor? Kimin parasıyla katlediliyor? Yine Müslümanın hem de yine Arap'ın parasıyla. Oradan alıyor adam, buradan vuruyor. Oradan alıyor adam, buradan vuruyor. Hep bu işi yapıyorlar. O İsrail, öteki Amerika. O kadar mı? O kadar da değil. Hepsi düşman ya. Yani bize böyle barışla kırdıları yapanlar. Çok seviyoruz sizi, dünyayı barış istiyoruz diyenlerin hemen hemen hepsi terörist. Hepsi zalim. Hitler'in torunları, Stalin'in torunları ve aynı kafadan giden insanlar yani. E Fransa ne diyor şimdi? Daha dün evvelsi gün ne dedi? 300 tane ayeti çıkartmamız lazım diyor. Bugün de diyor şey yaptı. Peçeli diye bir kadını 3 ay ceza vermişler. Peçesini çıkartmadı diye. Hollanda'nın İslam düşmanı olan milletvekili çıkıp karşı partinin başı o. Ne demiş? Yarışma başlatıyorum. Ne üzerine? Peygamberimizin karikatürünü yapmak üzerine yarışma başlatıyorum. Para ödülü vereceğim diyor. Neyi gösteriyor bunlar? He, bunların vakti geldi artık. Ama ama dikkat etmemiz gereken şey şurası. Biz bunlara nasıl haddini bildireceğiz? Oy atana müşrik diyerek mi? Başımızda güçlü bir lideri gördüğümüz zaman orasına burasına sorunları bularak mı? Yoksa hep biri olarak mı bunların karşısında durabiliriz? Müslüman kardeşimizin hataları olsa bile kafirden daha büyük mü? Peygamberi Zişan'ın karikatürüne yarışma düzenleyen kadar kötü mü yani bizim bu içimizdeki başımızdaki insanlar? Ne bu boş kırdılar yani? Öyle değil mi? Ne kafiri dert ediniyor, ne münafığı dert ediniyor, ne başka bir şey.